Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in Kureyş Suresi'nden bahsedeceğim. Kureyş Suresi Mekke döneminde inmiş kısa bir suredir ve adını Mekke'nin önde gelen kabilesi olan Kureyş'ten alır. Bu sure Kureyş kabilesine Allah'ın nimetlerini hatırlatır ve onları şükretmeye davet eder. Kureyş Suresi 4 ayetten oluşur ve oldukça özlü bir mesaj içerir. Sure Kureyş kabilesinin ticaretle uğraşan bir toplum olduğunu ve bu ticaretin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Allah'ın onlara sağladığı nimetleri vurgular. Kureyşliler kışın Yemen'e, yazın ise Şam'a ticaret kervanları düzenlerlerdi. Bu ticaret yolları Allah'ın onlara sağladığı güvenlik ve refah sayesinde sorunsuz bir şekilde işlerdi. Sure Kureyş kabilesine Allah'ın bu nimetlerini hatırlatarak onları şükretmeye ve Allah'a ibadet etmeye çağırır. Allah Kureyşlilere Mekke'de güvenli bir yaşam sunmuş, onları açlıktan ve korkudan korumuştur. Bu nimetlerin karşılığında Kureyşlilerin de Allah'a ibadet etmeleri ve ona şükretmeleri gerektiği vurgulanır. Tarihsel olarak baktığımızda Kureyş kabilesi Mekke'nin en güçlü ve nüfuzlu kabilesiydi. Kabe'nin koruyucusu olarak büyük bir saygınlığa sahiptiler ve ticaret yollarının güvenliği sayesinde ekonomik olarak da oldukça güçlüydüler. Ancak bu güç ve refah onları zamanla kibirli ve nankör hale getirmişti. Kureyş Suresi işte bu kibir ve nankörlüğe karşı bir uyarı niteliğindedir. Surede anlatılan mesaj sadece Kureyş kabilesine değil, tüm insanlığa yöneliktir. Allah'ın bize sunduğu nimetleri hatırlamak ve ona şükretmek her birimizin üzerine düşen bir görevdir. Bu sure bize şükrün ve ibadetin önemini hatırlatır ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmememiz gerektiğini vurgular. Kureyş Suresi'nin mesajını daha iyi anlamak için Kureyş kabilesinin tarihine ve Mekke'nin o dönemdeki sosyal ve ekonomik yapısına bakmak önemlidir. Kureyşliler ticaret yollarının güvenliği sayesinde büyük bir refah içindeydiler. Ancak bu refah onları Allah'a karşı nankör hale getirmişti. Sure, bu nankörlüğe karşı bir uyarı ve Allah'ın nimetlerine şükretmenin önemini vurgulayan bir hatırlatmadır. Sonuç olarak Kureyş Suresi, Allah'ın nimetlerini hatırlatır ve bu nimetlere karşı şükretmenin önemini vurgular. Kureyş kabilesine yönelik bu uyarı aslında tüm insanlığa yöneliktir. Allah'ın bize sunduğu nimetleri hatırlamak ve ona şükretmek her birimizin üzerine düşen bir görevdir. Bu sure bize şükrün ve ibadetin önemini hatırlatır ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmememiz gerektiğini vurgular. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.